Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Ramazan bayramının birinci gününde Rehber TV ekranlarında Bayram Sevinci programında beraberiz efendim. Güzel bir ayı geride bıraktık, mübarek bir ayı geride bıraktık Ramazan ayını. Oruçlarımızı tuttuk, aç kaldık, susuz kaldık, fiziksel olarak yorulduk, zorlandık ama nihayetine erdirdik ve Allah-u Teala'nın bize tuttuğumuz oruçlara binaen verdiği o güzel hediyeyi, bayramı şu anda yaşıyoruz. Bizler her bayramda neredeyse Rehber TV ekranlarında Bayram Sevinci programıyla sizlerle oluyoruz. Bu Ramazan'da da kısmet oldu, yine sizlerleyiz. İnşallah Ramazan bayramının her üç gününde de değerli konuklarımızla, sanatçı abilerimizle burada bayram sevincini hep beraber yaşayacağız. Bu vesileyle şu anda ekranları başında bizleri izleyen bütün gönül dostlarımızın, bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bu bayramın bütün Müslümanların birliğine, beraberliğine ve zulüm altında bulunan Müslümanların da kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz ve hemen konuklarımızı takdim ediyoruz. Efendim bayramın ilk gününde Bilal Güler abimiz bizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de Allah İyisiniz razı olsun. İnşallah. Elhamdülillah iyidir. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ve Özcan Güner abimiz bizlerle. Siz de hoş geldiniz, bayramınız mübarek olsun. Cümlemiz inşallah. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah nice güzel bayramlar nasip etsin. Eyvallah. Ve Bilal Dalkılıç abimiz bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk tekrar. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Eyvallah. Ve üstadın Muhammed Ali Oğuz abim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Eyvallah. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah razı olsun. Ben de bu vesileyle öncelikle davetimizi kırmayıp gelen sanatçı kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Sizin bayramınızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda şu anda ekranları başında dizi izleyen özellikle gurbetteki kardeşlerimize, memleketinden uzak sıra hasreti çeken kardeşlerimize ve bütün Rehber TV'nin izleyenlerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Eyvallah. Şimdi bizim bayram programlarımız güzel geçer ama biraz klasikleşti. İşte biz bayramda neler yapıyoruz, bayram nasıl geçiyor vesaire. Şöyle belki farklı farklı sorabiliriz. İşte Çınar'da bayramlar nasıl, Suriçin'de bayramlar nasıl, Bağlar'da bayramlar nasıl vesaire. Biraz bayramı konuşalım. Bayram sevinçtir. Hani bayram sevinci programı diyoruz. Bayramın önemli bir kısmı sevinçtir, mutluluktur. Ama bir kısmı da hüzündür, hasrettir. Onları da biz burada konuşuyoruz ve eserlerimizde bunları da inşallah yansıtacağız. Ama genelde eserlerimiz herhalde ağırlıklı olarak sevince yönelik hareketli eserler olacak. Şöyle hüzünlü eserlerimiz de var hocam. Olacak. Onu önceki bayram programlarımızda geçen yıl yaptığımız programlarda da bu vurguyu hep yaptık. Zannedersem bunu çok da sık yapmamız gerekecek. Bayram denince hani hüzünlü eserle sevinç tezat oluşturuyor ya. Sanki evet, bayramda hiç hüzünlü eser olmayacak gibi. Halbuki demin mesela ben açılışta dedim ya hocam uzaktaki sıra evet, hasreti çeken. Hasret çeken insanlar var, buluşamayan, kavuşamayan insanlar var. Muhacirler var, Yusufiler var aynen, değil aynen mi? Onların hep bir buruk tarafı var. Bir tarafı hüzün oluyor bayramın. Tabii ki. İllaki hocam. Şimdi biz, önemlisi de, evet, özür diliyorum. Estağfurullah. En önemlisi de özellikle bayramda Müslümanlar bombalanıyor. Evet. İslam coğrafyası bombalanıyor. Ramazan'da, yani bayramda. Özellikle değil mi? Ramazan'da, bayramda bu çok oluyor. Hele bir de Filistin. Allah onlara fırsat vermesin. Amin. Şimdi böyle çok kısa bir giriş yapalım, sonra esere geçelim. Siz Bilal abi herhalde bayramı genelde Çınar'da geçiriyor, genelde doğru mu? Genelde oraya gidiyor. Anne baba orada, evet, akrabaların çoğunluğu. Akrabaların geneli orada. Bir de küçük yerlerde bayramlaşma daha, daha güzel. Şey. Nedir o güzellik abi? Ne mesela yapıyorsunuz güzellik, bayramda? Şimdi biz genelde Diyarbakır'a taşındıktan sonra inan oturduğumuz binanın belki sakinlerini tanımıyoruz. Yani çok fazla gidip gelemiyoruz. Site kültürü. Ama mesela küçük yerlerde genelde komşular, hani tek katlı evler olur, mahalle evet, olur. O mahalle kültüründen gelen bir şey var. Mesela bütün mahalleyi dolaşırsın. O bayramlaşırsın. Ondan evet, sonra akrabaları dolaşırsın. Evet. Yani o özellikle küçük yerlerde güzel yapılıyor yani tabii o tür ki şeyler. Bayram namazıyla birlikte başlar. Aynen. Bayram namazından sonra bayramlaşmalar cami önünde. Cami daha önünde sonra mezarlığa gidilir. Mezarlık tabii evet, ki. Mezarlıkta işte mezarlık ziyaret edilir. Oradan gelinir. Ondan sonra da işte ev ziyaretleri, evler, evet, bir de yemekler. Tabii tabii yemekler. Bayram ikramları da güzel değil evet, mi? Her aynen, evde yemek pişer. Hem de sabahın erken saatlerinde. Aynen. Hiçbir zaman olmayan bir şey değil mi? Yani
normal 12 ayın hiçbir gününde böyle sabah erken kahvaltı dışında evde yemek yapılmaz, evet. Ama sabah erken işe kalkıyorsun, bakıyorsun sofrada işte et yemekler, pilav var vesaire. Aslında o hediyeyi iyi kullanıyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği bayram hediyesini iyi kullanıyoruz. Devam edeceğiz abi. Bir eserle başlayalım mı? Tamam. Bayramın sevinçli yönüyle mi başlayacağız, hüzünlü yönüyle mi başlayacağız? Valla biraz sanki hüzünlü yönüyle başlayacağız. Ne yapalım abi? Melay-i Cezeri diyelim. Melay-i Cezeri. Yani, evet. Hüzünlü hüzünlü geleceğiz hocam. Öyle daha mi? Doğrusu hani hüzünlü ama güzel bir eser yani. Tamam, çok güzel bir eser. Ondan şüphem onunla yok. Onunla başlayalım. Buyurun abi. Söz sizde. Müslüman,
Eyleser erda Kürdistan şehit bu mücengaveri. Ey medaye cezeri yer aşık umuşarı Rabesi Yusuf bece vizare peyşe geri. Ey medaye cezeri yer aşık umuşarı Rabesi Yusuf bece vizare peyşe geri. Saat hoş. Keke Bilal. Ağzına yüreğine yani sağlık. Hüzünlü derken aslında lirik böyle coşku da var aslında bir yerinde yani değil mi? Coşku biraz var ama hüzün tarafı ağır basar. Hatta nostalji tarafı daha ağır basar. Hocam dinlediğimiz her eser bizi ilk dinlediğimiz yıllara götürüyor. Şimdi Bilal abiden bunu dinlediğim zaman o ilk dinlediğim zamanlara gittim. Ya ta bir 2000 öncesi 90'lı evet. Yıllara gittik. Güzel bir eserdi. Zor bir eser, yorumu zor bir eser ve güzel bir eserdi. Ağzına bileğine sağlık. Allah razı olsun. Aslında biz bunu televizyonun açıldığı ilk dönemde de okumuştuk hatırlıyorsan. Evet. İyi hatırlıyorum evet. Abi. O kaydı da hatırlıyorum. Çok kaydı da güzel olmuştu yani. Evet. Güzel olmuştu. Çok güzel olmuştu. İyi de dinlendi. Aynen öyle. O zaman YouTube o zaman programı şey oldu değil mi? O manada da bir nostalji yaşamış olduk şimdi. Tabii. İlk açıldığı zaman o zaman Emin hocamdı, Bilal abiydi, bir de Abdullah Kaplan hocamızdı evet. Değil mi? Buradan kendisine selam ve hürmetlerimizi gönderelim. Ben hatırladım sanki eserde böyle o üçünüzün böyle bir arada seslendiğini. Aynen zaten evet. İlk şeyden sonra Abdurrahim abiden sonra o programdan sonra öyle bir program yaptık sanki. Evet, evet. Doğrudur. İlahi nelerde de neler yaşamış hocam. Aynen. Evet. Şimdi Özcan abiye dönelim. Hacı abi, sizin bayramlar nasıl geçiyor? Bizim bayramlar, vallahi Bilal abinin anlattığı gibi, yani daha doğrusu büyük şehirlerde biraz sönük geçiyor. Senin ev Suriçin'de mi şu anda abi? Yok, yoksa? Yenişehir'de. Yenişehir'de. Ha, Suriçin'de, ama Suriçin'de büyüdük değil mi Özcan? Yani orada bayramı yani, orada geçiriyorsun. İş yerim sanki. Orada, iş yerim orada. Yarın bayramlaşma, yani daha önce o gelenek bozuldu çünkü daha önce Sümer Park'ta bayramlaşma oluyordu. Evet. Yarın inşallah Hazreti Süleyman'da olacak. Evet. Bu arada bizi izleyen bütün kardeşlerimizi bekliyoruz oraya. İnşallah, inşallah. Evet. Yarın bayramlaşma. Abi, o bizim genel aslında biz oraya girmek istemedik. Özcan abi oraya girdi bu arada. Onun da acaba hakikaten hocam Hazreti Süleyman'la bayramlaşma arada çok güzel bir şey olsa gerek. O meydan. Yani alan yapılmış zaten, güzel bir restorasyon. Evet. 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 Bizim iftar sevinci programlarımız zaten bu sene de orada oldu. Alan çok güzel. böyle bayramlaşma için iyi. Bir sıkıntısı var. Belki hani aracıyla gelenler için orada park sorunu belki yaşanabilir ama parkları biraz daha ötede, arabaları biraz daha ötede, ötede park edip öyle gelirler ama devlet hastanesinin olduğu caddeye park etseler kapalı otopark da var orada. Değil mi? Sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı olmaz. Güzel olur. Hep beraber orada inşallah bayramlaşır. Kısmet olursa orada olacağız ama sizin bayramlarınızı sen hiç bahsetmedin. Böyle üstten geçtim. Ben Yenişehir'deyim. Sur'da zaten güzel geçiyor diye. Sur'dayım. Yani ev olarak Yenişehir'deyim. Bedenen oradayım yani. İş yeri orada. Evet. Çevre orada. Yani bir nevi Sur'dayız. Özcan abi bayram denince mesela hani o zaman şöyle yapalım. Özcan abi Sur içinin bayramlarına girmedi bir türlü. Biz amacımız Emin Hoca başta söyledi ya. Sur içinde bayram nasıl geçer? Yani, Çınar'da bayram Sur içinin bayramları. Bizler Sur içinde büyüdük aslında. Aynen hepimiz. Sarıkapı. Özcan abi hani bizim Diyarbakır Sarıkapı çocuğu. Ben Hançebek çocuğu. İskenderpaşa çocuğu. Öyle. Bayram denince Özcan abi aklına ne geliyor? Bayram. Yani aklıma ilk gelen mesela bayramlar en güzel hani bilinç altında kalan mesela sabah herkes kalkar camiye giderdi. Aha. Sabah yediğin etler mi? Yok hayır onlar hayır kesinlikle. İnan o atmosfer yani kesin böyle bir, şey bir hüzün yapıyor bende. Mesela bir sabah evin erkekleri hepsi camiye giderdi. Herkes camideyken evin kadınları sokağa çıkardı. Evet. Evin kadınları sokağı temizlerdiler. Yani çöpçü girmez. Yani belediye personeli kesinlikle ben o dönemde hani sadece çöp toplamak için girdiklerini hatırlıyorum. Temizlik için Özcan abi girenlere. Çok unutulmuş bir kültüre girdi. Gerçekten evet. O çok önemli bir şeydi. Çok bile. Eski bir hocam, kültürümüz. Hocam bayram sabahları kalktığımız zaman hani Diyarbakır'ın sokakları bile hani paket taşlarla şu anki böyle hani hazır kilitli taş değil. Eski, böyle kesme siyah taşlarla şeydi. Ve ablalarımız, annelerimiz böyle sabah erkenden böyle kapının önünü ıslatırlardı. Sokaklar mis gibiydi hocam, tertemiz. Evet. Evet.
Aynen. Güzel bir kültür hatırlattı. O yüzden fazla üstüne gelmeyeceğiz. Bir eser hakkı vereceğiz sana abi. Evet. Ne yapalım? Ey Kerbela var zaman diyelim. Ey Kerbela var zaman. Kerem ki. Evet. Seni Hüseyin şekerim, düşmenim ağla peygamber.
Eyvallah Hacı abi, yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık Özcan abi. Güzel bir yorumdu. Bu eseri Remzi abiyle zaten özleşmiş Remzi bir eser. Remzi abinin Remzi abi gibi hakkını veremedik ama. Yok, herkesin her babaydın bir yoğurt işi vardır. Seninki de güzeldi. Şimdi demin Emin Hoca Özcan abi eser okurken benle Bilal abi de biraz dedikodu yaptık. Şöyle dedim. Şimdi o dedikoduyu bir an önce ifşaydın ki dedikodu olmaktan çıksın. İfşa ediyoruz tabii. Şimdi aslında seyircilerimiz böyle Emin Hoca'yı burada böyle güler yüzlü böyle mütebessim bir çehre falan şey yapıyorlar. Halbuki Emin Hoca kamera arkasında bazen bize burada terör estiriyor. Mesela okuduğumuz eserlerin hepsine müdahale ediyor. Şunu okuyun, şunu okumayın diyor falan. Ben bir dakika ben söyleyeyim kendi yorumumu. Bir dakika söyleyeyim. Ben ne diyeceğini anladım abi. Evet söyle. Ben provada olsaydım derdim ki bu eseri okuma abi. Tamam ben de tamam. Bayram için tabii. Eser yani, ilahi namelerde okursun. Çok güzel bir eser. Ben demin provada bunu okurken Özcan abi Emin abi dedi. İntikam var. Abi dedi ki dedi, bu eser dedi bayrama gitmez ki dedi, hüzünlüdür falan. Şimdi ben birazdan ikinci bölümde inşallah okuyacağım. Çok da hüzünlü değil aslında. Şimdi Kerbela okuyunca ben de Bilal abi dedim ya Bilal abi şimdi bu nasıl bir şey dedim. Hüzünlüdür demedim. Dedim ki bu bayrama giden bir eser değil. Evet. Yoksa hani hüzünlü eserleri zaten okuyoruz. Her bayramda okuyoruz. Ağıt mesela Özcan abinin bir ağıt eseri de var uzun hava şeklinde evet, değil mi? Doğru. Onlara itirazım yok. Bayrama giden eserler var gitmeyen eserler var manasında söyledim. Evet. Sen de intikamını aldın. İntikamımı aldım. Bir de terör resim ben sadece yorumunu söylemiştim. Nacizane. Amaç biraz da tabii latifeydi. Ağzına yüreğine sağlık. Eser ve yorum güzeldi hocam. Yani böyle hiç sesi çıkmayan Bilal abiye dönelim. O ne yapıyor bayramlarda? Nasıl gidiyor? Yani bizim de bayramlar Bağlar dediniz. Bağlarda genelde bina kültürü oluşmaya başlamasıyla insanlar artık kendi hemen yanı başındaki komşu bile maalesef... Bağlarda da öyle olmuş. Aynen. Abi biz... Yani, Bilal abi de Bağlar çocuğu. Çınar çocuğu. Sır çocuğu. Sarakap çocuğu. Kaçtepek çocuğu. Niye çocuk diyorlar hocam buna? Yani çocuğu. Orada bir... Ha büyüdü manası. Geçmiş oradan geliyor. Evet. Yani... İnsanın namaz kıldıktan sonra kabir ziyaretlerinin gerçekleştikten sonra şöyle binadan yukarı çıkarken aslında tek de kapıları çalıp da bir dakikalığına bayramınız mübarek olsun, bayramınızı tebrik ederim dersen halbuki belki komşuluk bağlarda açar, da evet. bu var maalesef. Şey var. Evet. Peki çocuklar? Çocuklar geliyor. Geliyor mu? Evet, elhamdülillah. En azından çocuklar şeker toplamaya, harçlık toplamaya evet, geliyorlar. Geliyorlar. Bayramlarda o da yok. Hissettiren biraz da çocuklar değil bizim mi hocam? Bizim oralarda evet. O da kalmadı. Kapı çalıyor, bir kapıyı açıyorsun, bakıyorsun rengarenk böyle çiçek gibi çocuklar, ellerinde naylonlar. O yeni elbiselerini, yeni bayramlıklarını. Özür diliyorum. Yani belki farkındasınız, bu son zamanlarda ciddi anlamda bir algıya sebep oldu. Hı-hı. Yani artık öyle bir hale getirdiler ki çocuk sevmeyi bile artık korkuyorsun yani. Öyle bir algı olmuş. Hı-hı. Yani sanki çocuk sevmek böyle bir başka manaya çekilmiş istismar olayları yüzünden evet, maalesef. Yani şimdi hani 3-5 tane domuzun yaptığı istismarı bütün bir o şekilde değil de şimdi çocukları yani. Özellikle bu bağlarda değil de diğer bölgelerde daha çok site kültürünün olduğu yerlerde çocukları dışarı çıkarmaya yani göndermeye korkuyoruz. Kaçırlar, ha araba çarpacak, ha şöyle oldu, ha böyle oldu ama aynı çocuk bağlarda çok rahatlıkla sokağa çıkabiliyor. Dolaşabiliyor. Değil o mi hocam, yani? İnsan o olayı hatırlarken biraz hüzünleniyor. Kayseri'de hatırlarsan 2 yıl önce miydi hocam? Şeker toplama giden 3 tane çocuk kaçırıldı. Ve sonradan hani o biraz hakikaten şey oldu, milleti biraz korkuttu. Evet. Ama bu kültürü bana, ayakta tutmak lazım. Ayakta tutmak lazım. Değil mi? De. Eyvallah. Bilal abi sözü sana bırakalım. İnşallah bizde Eşref Ziya Terzi'nin Ağlama Karanfil adlı eseri var. Onu seslendireceğiz. Evet. Sen seslendirdikten sonra ben bir fırça daha yiyeceğim abi. Buyurun.
yollarda. Ağlama karanfil, beni de ağlatma, sil gözü yaşlarını. Yeşerecek sevdan kutlu doğumlarla, körpe dudaklarla. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu, umudu sevdi özlemlerini ve hasretlerini. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu, umudu sevdi özlemlerini ve hasretlerini. Bak bu da hüzünlü bir eser ama gidiyor işte bayramın hüzünlü yanına giden bir eser. Benimki abi. Benimki gitmiyor değil mi hocam? Yok abi seninki Allah. Gitmiyor. Şimdi artık zaten izleyelim. Yüreğine sağlık abi. Ağzına yüreğine sağlık. Hocam şaka bir tarafa. Bunu her bayram yaşıyoruz ama. Yani bayramın hüzünlü bir tarafı var ve bu içimde işliyor. Nasıl yani, bir şeyse ben de anlamadım. Kabul ediyorum. Şimdi bu sanatçı abilerimiz geldikleri zaman hani prova ya da hani ben hangisini okuyayım dedikleri zaman bu eserlerin yani bilinçlerinden uyanması, bunu okuyayım demeleri tesadüfen değil. Psikolojik olarak bayram işte evet tamam sevinçlidir, tamam şeydir ama böyle bir nostaljik bir hüzünlü taraf hep ağır basıyor ki bu onun doğal bir yansıması. Tabii tabii. Bilal abi mesela niye şey okudun? İzleyici de ekran başında bayram programında hep hareketli eser dinlemek istemez yani. Aynen. Çünkü gurbette bir yakını vardır, kaybettiği vardır, şehit anasıdır vesaire. Değil mi? O da hüzünlü eser de ister. Ben ona karşı çıkıyorum. Ve ben her hüzünlü eser ya da her hareketli eser bayrama gitmez. Bayrama özel eserler olmalı yani. Hani bu eser bayrama gider ya da gitmez. Bayram programına gider ya da gitmez diye değerlendirdim. Sen ama intikam alacaksın abi ben biliyorum. Evet, bir an önce söylesin abi. Bence arkadaşlarım, sırayı... kardeşlerim beni haklı da çıkardıkları için özellikle de teşekkür ederim onlara. Evet. Bir 10 gündür boğazın tahriş olmuş abi. Hakkınızı helal edin. Valla evet. Bizim de öyle. Hava değişikliği var aslında. Bu soğuk aralık. Aldım. Evet. Bir boya mevzusu vardı evde ufak tefek. Bu herhalde yağlı boyaydı. Çekince, soluyunca tahriş etti boğazı.
Yani hocam burada bizi fırçalıyorsun, evde duvarları fırçalıyorsun. Demek bu fırça işi de bayağı bir... İçinden vazgeçerdim. Evet. Abi bence fırçalayan sensin yani. İzleyiciye sormak lazım. Bilal abiye tekrar dönelim. Aslında sırayı Mehmet Ali abiye verip eseri hemen dinleyelim. Bir an önce bu eser geçsin, konu değişsin diyeceğim ama neyse Bilal abi bir eser okusun. Biz hareketli bir eser okuyalım. Evet okuyalım hani, abi. Hareketli fakat içeriği yine içeriği biraz sözüm var yalnız evet. Eser. Düğün eserlerimiz gibi. Hareketli evet. Evet. Dün Nisan'a hasretim. Eski albümde, rahmetullahi ilahi albümde. O şey abi, o şey aslında, o lirik, kalem evet. Akulla, o onda evet. Bir şey var böyle abi, bir. Abi ben onda o var. Vokalde sana eşlik edeceğim inşallah peste. O çok sevdiğim bir eser çünkü. Evet. Sözleri çok manidar. Sözleri çok yani, çok güzel yazmış Seyda. Kimdi? Bizim Şehzade Demir abi. Şehzade Demir evet. Miydi? Evet. Valla Şehzade Demir mi? Çok aynen. Güzel yazmış. Yani lirik dediğimiz şeyi aynı orada da uygulanmış. Coşku ve sözlerde de var. Yani sadece beste tek değil. Evet. Sözlerde de o var. Özellikle kalem makullar. Gladisel, Leist, Hübrava, Katrani, Eşi, Deva, Bari, Bari. Eşşalı, Pey, Hüseyin, Cehergülist, Hemladi, Vanamçu, Düşüne, Şinedani. Düşüne de şine de hani. Bu eseri ben de çok sevdiğim için özellikle okumasını da tavsiye ettiğim tamam. için ondan dolayı biraz bir sözlere şey yapıyorum. Evet. Abi söyle o zaman dinleyelim. Daha evet. Ne deva bari o bari
ta fecra kamen Halil'e deva feda Dilini sana hesretim çağırış yal Kerbela'yı Sebrali ser hesreti devi derdu kedera Müfeyyec boy cennete can ağzına, yüreğine, sağlık abi. Gerçekten. Sözler Şehzade Demir'e, beste Şahin Yapıcı'ya ait. Evet. Güzel bir eser değil. Bilal abi, bu eseri sen söylerken, bu albümden hangi eseri söylersen aklıma ne geliyor biliyor musun? Lalel'de bir alt geçitlik bir şey vardı. Orada çift katlı otobüsler vardı. Evet, evet. Onları bekliyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşı tarafı. Büyükşehir Belediyesi karşısında niçin bekliyordun? İstanbul şimdi, Büyükşehir. Bu albüm yapan aranjör çarşı firmayla araları açıldı hocam. Tam böyle albümün ortasında. Ondan sonra çok uzak bir yere taşındı. Biz de mecburen o taşınınca işte onda olunca benle Bilal abi de mecburen onun gittiği yere çok uzak bir yere gitmiş. Şu an bilmiyorum hangi semtte taşınmış. Bir de o çift katlı otobüslere normal otobüse de gitmiyor, çift katlı otobüse gidiyor. Benle Bilal abi de o alt geçitte bekliyoruz o otobüsün gelmesini. Ona biniyorduk, ta gidiyorduk oraya. Bu albümü yapıyorduk ve bu eserde ama oradan. Geçen televizyonda ben böyle denk geldim. O büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çıkardılar, o alt geçidi gördüm. Hemen o aklıma geldi. Dedim, orada İçin kararmadım abi orayı görünce. Yani şu an kanal o zaman gerçekten epey gerilmiştik. Yani şimdi hocam bir albümde çok emek var. Epey artık yüze yüze kuyruğa gelmişiz. Tam o esada aranjörle çalıştı. Firmanın arası açıldı. Şimdi aranjör oraya vakıf olduğu için albüm de işte onda kaldı. Evet. O artık onu nereye giderse biz de mecburuz. Yarıda ama, işi bırakmak da olmuyor. Ama albüme de esere de değmiş yani. Evet. Şemla Divan Amınçum. Yani adam gerçekten işini dört dörtlük yaptı. Yani bu o Rahmetta İlahi albümü güzel bir albümdü yani. Yani zahmetli güzel, oldu, evet, ama güzel oldu. Güzel, evet. Araya girmeden önce bir eser daha alalım. Özcan abiden. Ben de mi? Hacı abi. Hangisini dinleyelim? Abi sürpriz. Dinleyelim. Buyurun. Cehennem zor tıraş devam.
sed hezar çare. Cehennem zor tirejde var, cihada sed hezar çare. İslam tükeş bir evruhim kori tabi sen hansar hab korti vekim kurbana dava tabi ey gülha İslam tükeş bir evruhim kori tabi sen hansar hab korti vekim kurbana dava tabi la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Habibullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah Celal tüm hevallare veli La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Habibullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Muhammed Raya Cevap Eyvallah, yüreğine sağlık Özcan abi. Böyle ağıtla, uzun havayla başladın. Hüzünü sevinci beraber yaptın. Sonra hareketli bir marşa çevirdin. Değil mi? Güzel oldu. Yüreğine sağlık. Şimdi müsaadenizle bir ara verelim. Aradan sonra inşallah böyle güzel eserler dinlemeye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar buradayız inşallah. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bayram Sevinci programında ve bayramın birinci gününde değerli konuklarımızla inşallah ilk bölümde güzel vakit geçirdik. Güzel muhabbet ettik. Çok güzel eserler dinledik. Biraz fırça yedik. O da olsun, normaldir. O da bayramın bir güzelliği olsun. Üstadımızdan fırça yemek de güzel bu arada. İnşallah ikinci bölümde de güzel eserler, muhabbetler yapacağız. Evet, hiç bayram muhabbeti yapmadık fazla. Öyle ilk girişte falan yaptık ama bir Özcan abi güzel bir konuya değindi. Bir onun dışında çok fazla o zaman klasiklerden bahsettik. Şöyle yapalım o zaman. Evet, Diyarbakır kültüründe bayram haricinde de aslında ben okul tatil olduğu zaman o tatil aralarına bir yerlerde illaki çalışırdık Diyarbakır. Evet. Hepimiz öyle yani. Tatillerimizde böyle ora bura tatile falan gitme olmazdı. O tatil olur olmaz hemen bir yerde bir lokantada bir yerde bir iş bulurlardı. Çalışırdık. Orada da sabah erken kalktığımız zaman. Nerelerde çalıştın abi? Ben daha çok lokantada çalıştım hocam. Lokantada çalıştın. Lokantada çalıştım. Lokantayı işlettim. Evet. Öyle bizim benden büyük abiler de orada çalıştıkları için
onların sizin vesilesiyle Taziye'de aynı. Bir ara bir yemek yap, bizi çağır abi kendi elinle. Ben garsonluk yaptım hocam, aşçılık falan yapmadım. Yapmadın mı? Bilirsin ama işletmişsin. Yemek yapmam bizim işimiz. Sizin işiniz, sen yap abi bizi çağır. Şeydi yani, şimdi mesela hasbelkader abim demek ki kaportacı falan olsa kaportacıdan çalışmış olacaktım. Öyle. Evet. Ben şuraya getirecektim sözü. Orada da yine sabah erken kalktığım zaman kapların önü hep ıslak olurdu hocam ve tertemiz olurdu. Böyle sabahın o seheri insana bir o ıslak taşlar, o temiz hava insan bir huzur verdi. Bayramlarda bu biraz daha kendini belli ettirdi. Ona şöyle değindim. Bir slogan da vardı. Herkes evinin önünü temizlerse, evet, değil mi? Bütün şehir temizler. Aynen. İşte orada herkes kendi evinin önünü temizliyordu Diyarbakır'da. Eskiden öyle bir kültür vardı. O kültür de şundan oluşuyordu. O zamanlar belediye hizmetleri bu kadar çok şey değil. Hani böyle gelip sokak aralarını temizleme vesaire bir kültür yoktu. Diyarbakır büyükşehir değildi. Değildi zaten. Sur'du. Bir de yeni şehir vardı. O zamanlar hiçbir ilde böyle bir uygulama sadece yoktu. Sadece şeydi Özcan abi. Caddeler vardı. Bir belediye vardı yani. İçersen belediyeleri falan. O yüzden herkes evinin önünü temizlemek durumunda kalıyordu. Aynen. Apartmanlar öyleydi. Şimdi mesela bina görevlileri var. Kapıcılar falan var, yıkıyorlar. Ama önceleri haftada bir herkes kendi katını yıkardı değil mi bayanlar özellikle? Öyle bir kültür vardı ama Sur'da daha da öyle ama. Sur'da daha da öyle. Evet. Kapıcı yok. Tabii. Herkes kendi katını temizler, bir alta havale eder. Devam en alttakini Allah yardım etsin. Çıktıktan binamızı en alttakine gidiyor. Muhabbet devam edecek ama sözü Bilal abiye bırakalım. Bilal abi. Filistin eseri var inşallah, onu seslendireceğiz. Buyurun. İstersen Bilal. Beklenen neslin evladı saflarına dolacaksın. Yumruklar sıkılmış halde yollarında olacaksın. Yumruklar sıkılmış halde yollarında olacaksın. Belki geri dönmeyecek, kan içinde yatacaksın. Döktüğün her zerre kanda bin kez hayat bulacaksın. Belki geri dönmeyecek, kan içinde yatacaksın. Döktüğün her zerre kanda bin kez hayat bulacaksın. Bin kez hayat bulacaksın. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak doğacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Muhammed'in müjdesidir, ümmetinin hürsesidir. Çekinmeden haykıracak, tükenmeyen hevesidir. Çekinmeden haykıracak, tükenmeyen hevesidir. Ne tank ne top durduramaz, bu sapanın nefesidir. Davudi bir ses yükselir, bu inkılap güneşidir. Ne tank ne top durduramaz, bu sapanın nefesidir. Davudi bir ses yükselir, bu inkılap güneşidir. İnkılap güneşidir. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak doğacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın.
Sabır, sebat, intifada, zafer sizin bir gelecek. Kabus dolu şu geceler, tekbirlerle silinecek. Kabus dolu şu geceler, azminizle silinecek. Mahzun Kudüs sinesinde, müminlerle sevinecek. Ben on Yahudi zulmeti, dini fecrinde devrilecek. Mahzun Kudüs sinesinde, müminlerle sevinecek. Ben on Yahudi zulmetinin fecrinde devrilecek. Fecrinde devrilecek, yaprak yaprak şu semada doğacaksın. Acelini ey Filistin, dualara doyacaksın. Acelini ey Filistin, dualara doyacaksın. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak doğacaksın. Acelini ey Filistin, dualara doyacaksın. Acelini ey Filistin, dualara doyacaksın. Eyvallah, eyvallah. Yüreğine sağlık Bilal abi. Yani Filistin davasını da değil mi? Zaten bu aralar yine Filistin'e zulümler devam ediyor. Marşlarla. Bir de marşlar demişken zaten Filistinlilerin yaptığı eserler genelde marş tarzı oluyor. Biraz böyle. Oraya girmeden önce hocam ben özellikle bu eserle ilgili, yani özellikle bu eserden bahsediyorum. Tamam. Ben bu çok hoşuma giden bir eser. Bilal abinin, zannedersen Bilal abi sen bestesin. Sözler kim ait Bilal abi? Sözler Mehmet Ural diye bir arkadaşın. Evet. Ben bunu çokça dinledim ve güzel bir eser, güzel bestelenmiş. Ağzına yüreğine sağlık Bilal abi. Evet. Yani marşlar da o şekilde. Aynen. Yani şimdi Filistin üzerine marş olsa daha güzel gider. Çünkü orada bir mücadele var. Evet. Mücadelede hani daha çok marşlar gider. Doğru. Onların da genelde yaptıkları marşlar yani. O şekilde. Değil mi? Özellikle intifada marşları. Aynen. Vesaire. Mesela Şehit Şeyh Ahmet Yasin üzerine onların yaptığı eserler var. Yine marş tarzında. Bazen bize şöyle eleştiriler geliyor ya, işte bak sizde adamlar bak müziksiz yapıyorlar, sadece bir defle neler üretiyorlar, siz niye böyle yapmıyorsunuz falan dedikleri zaman Emin Hocam ben şunu diyorum. Şimdi her toprağın, her ülkenin, her hatta etnik yapının bir müzik kültürü var. Tabii ki. Şimdi Arapça eserlerde sadece böyle defle gerçekten böyle o kıvrak şeylerle nameleri var. Çok güzel müzik yapabiliyorsun. Fakat hani onun aynısını biz Türkiye'de burada Kürtçe'de Türkçe eser yaptığımız zaman aynı tadı vermeyecek. Mesela özgün müziklerde değil yani mi? Yani nasıl ki hocam her da coğrafyanın, her toprağın kendine ait bir bitki örtüsü, bitki yapısı varsa, hı-hı, müzik de öyledir. Her toprağın, her coğrafyanın kendisine göre bir müziği var. Yani oradaki o tip eserler Türkiye'ye, Diyarbakır'a Bilal abinin seslendirdiği şekilde yansımış. Aynen. Bu şey böyle. Gerçi son zamanlarda onlar da çok enstrüman kullanıyor da. Yani bu geçen biz yine bu Kürdistan bölgesine gitmiştik Zeyrah'a. Şimdi İran'dan gelenler var. İranlıların gırtlak yapıları çok farklı. Evet. Yani öyle okuduklarında gerçekten insanı çok etkiliyor. Evet. Yani o gırtlakları. O hançereler mi? Aynen. Diyorsunuz? Biz yapamayız yani. Tabii. Bizim kültürümüzde şeyimiz de yok yani. De ama onlarda. Yani orada da buna hani Bilal abi bahsederken ona da dedim hocam şimdi İran'da bir mersiye kültürü var. Aynen. Hani Hazreti Hüseyin'i anmadan gelen bir acıları var sürekli. Onlar da didi tutarlar. Hı-hı. Ve onlarda bir mersiye kültürü oluşmuş. Mevlana'nın eserlerinden de çok etkilenmiş. Mevlid'de de aynen mersiye tarzında okurlar. Hı-hı. Şimdi bizim Diyarbakır ya da Güneydoğu'da bir Kürtçe okunan Mevlid'in kendisine göre bir okuma tarzı var. Alıp İran'daki mersiye tarzıyla okuduğumuz zaman garipsenebilir. Anlatabildim mi? Ama orada o kültür içerisinde çok kulağa hoş geliyor. Evet. Hazır söz sendeyken devam etsin abi. O olur güzel hocam. Bayrama giden güzel eserini dinleyelim abi. Şimdi ben bunu okuyacağım. Seyirciler de hepsi bana hak verecekler. Tabii. Ben de hak hocam, vereceğim. Hepsi kesinlikle. Oradan inanıyorum ki ekranlar başına diyecekler. Emin hocam insaf ve bu eser neresi bayrama gidiyor? Kürtçe'de bir söz var. Hele bu seslendirilen eserlerden sonra. Kürtçe'de bir söz var. Mütobe. Bir daha müdahale etmeyeceğim Mehmet Ali abi'nin eseri. Mehmet Ali'se dava bitmiştir abi. Abi sen buradan müziksiz de söylesen, hangi eseri de söylesen güzel yorumluyorsun. Onda bir sıkıntı Allah yok. Allah razı olsun hocam. Tabii seyircilerimiz benle Emin Hoca'nın atışmalarına alışkındırlar. Tamamen evet. Latife. Eyvallah. Emin Hoca'yı severiz, sayarız. Eyvallah. Değerli bir abimiz hocamız. Evet. Buyurun abi.
yere güvenmeniz boşuna. Aşkın tarifini bilmez bir bomba. Ölümler doldurun gök boşluğuna. Ölümü kül eden ahı anarım. Ölümler doldurun gök boşluğuna. Ölümü kül eden ahı anarım. Söyleme sırların üşür elleri. Aşk çeşmesi gözlerinde kanarım. Kaldır dağı arasına koy beni. Ah edersen yansın benim her yanım. Kaldır dağı arasına koy beni. Ah edersen yansın benim her yanım. Çağır çölüsü vermesin isterse. Saçlarımı ırmaklara salarım. Uzuyor önümde aşk kervanlarım. Ben içimden geçen oku ararım. Kervanlarım, ben içimden geçen oku ararım. Çalır sözü vermesin isterse. Saçlarımı ırmaklara salarım. Uzuyor önümde aşk kervanlarım. Ben içimden geçen oku ararım. Söyleme sırların üşür elleri. Aşk çeşmesi gözlerinde kanarım. Kaldır dağı arasına koy beni. Ah edersen yansın benim her yanım. Kaldır dağı arasına koy beni. Ah edersen yansın benim her yanım. Eyvallah, eyvallah. Valla hocam yüreğine kendisi o kadar esere kaptırdık ki, bir de Emre Hoca ispatlayacağım ya seni. Nerede ne yaptım inşallah. Ve göz var abi. Nazar var. Ben evet. Sevdiğim şeyi nazar ediyorum. Bu eseri çok beğendiğim için ondan nazar ettim abi. Ondan peki ben içeriğini çok anlayamadım. Neden bahsediyor bu eserde? Şimdi tartışmayı yeniden başlattım abi. Aşk ehlinden bahsediyor. Diyor yani umut. Her şey tükendiği yere diyor ben imkansızlıklarla ben imkan üretirim ve mücadelemi devam ediyorum. Ömer Karaoğlu'nun eseri. Ömer Karaoğlu, aynen. Eser çok güzel ama beste ben aslında biraz da bestesiyle ilgili şey yapmıştım sanki değil mi? Provalarda. Beste belki bir yerleri çağırış. Yok hocam. Anımsatıyor vesaire yani, demiştim. Sıkıntı. Çok da eleştirmemiştim yani hani bu kadar da yani okuma olmaz yani falan hocam, filan. Sanki bayrama gitmiyor demiştim. Hani şeydir dedim. Bestesi sıkıntılıdır demiştim. Emin hocam ispatlayacağım ya eseri. Nerede ne yaptım ne oldu hiç anlamadım yani. Güzel oldu artık abi. Evet. Tekrarında izlersin yani. İnşallah. Evet. Eyvallah. Fazla ara vermeyelim. Bilal abiye sözü bırakalım. Evet. Bir, yine Kürtçe eser, Bina Sorgula diyelim, hareketli Bina bir eser. Bina Sorgula, evet. Hareketli bir eser. Abi senin son eserin ne? Sorma sahip.
düğün eseri. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Yok. Hani Bina Sorgül'e hareketli bir eser ya. Düğün de aynı. O da hareketliyse onu, gerçi zaten şey yapacaksınız. Potpourri yapacaksınız. Doğru, onu unutmuştuk. Tamam. Alalım abi Bina Sorgül'e.
Sultan Endila, Hazret Kadir Endila, Buhar Endina, Sargila, Eşta Bülbila, Varu Kavla, Kim Dinine, Hava Damla, Sultan Endila, Hazret Kadir Endila, Buhar. Eyvallah, ağzına sağlık. Allah razı olsun, yüreğine sağlık. Evet. Kıpır kıpır bir eser hocam. Bak buna genelde bayramlarda zaten Bilal abi bu eseri tercih ediyor ve güzelle gidiyor. Yani tam böyle tam bayramlık bir eser. Aynen. Yüreğine sağlık. Tülay Alçın hocamızın yazdığı, evet. Bilal abimizin seslendirdiği ve bestelediği güzel bir eserdi. Allah ağzına, razı olsun. Yüreğine sağlık. Bu da yine o iki katlı otobüsün ürünüdür. Bu eser de onun ürünü. O da onun ürünü. Evet. Albüm... sanki böyle yo, hani yo, biraz o albüm değil. Çalışmaları bu son albüm. Pardon karıştırdık, doğrudur. Bu son albüm. Son Helbest Ağzı diye albümde olmuştuk. Evet. Yani albüm çalışmaları da biraz sanki durdu böyle. Bu ara düğün müğün falan albümü ya da sanatçı abilerin albüm çalışması yani herhalde olmayacak. Albüm biraz hani özellikle albümler satılmadığı için. Albüm devri bitti diyorsun. Bitti yani. Bence. Single hani single falan diye. Yapılabilir fakat albüm... Hani albüm de olması lazım aslında. Evet. Albümün bitmesi yani bu işin bitmesi demek yani. Aynen. Yani gerçekten sektör kimse eğer sektör biter fazla kimse de çalışmıyor. Yani eser yapma konusunda biraz durmuşuz. Şöyle yani. Bir şey olurdu ki zaten aslında piyasada onu görüyoruz Emin Hocam. Hani şu an normal kanallarda müzik programı yapan sadece ben bir TRT müziği biliyorum. Onun haricinde öbür programlarda bir dönemler hani her ne kadar bizim dışımızda ilahi müzik olmasa da kendi çaplarında piyasa türünde cahili müzik, şov programları her kanalda da olurdu. Dikkat ederseniz son zamanlarda hiçbir kanalda öyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü yeni albüm çıkmıyor. Yani eskiden ne olurdu? Bu programlara her sanatçı yılda belki bir 100 sene 200 sene albüm çıkardı ve o programlar bu sanatçıları alıp davet ederlerdi, oraya konuk yaparlardı. Şimdi bu olay bitince kaynak kesilince o programlar da ortadan kalkmış oldu. Biz hamdolsun her şeye rağmen bizim amacımızın içerisinde hizmet var. Hizmet olduğu için, tebliğ olduğu için biz ayakta kalmaya çalışıyoruz hocam. Cepten de gitse diyorsunuz bu işi yani yapmaya çalışacağız. Yani onu yapmaya çalışacağız. Onunla ilgili Özlem Ajansı'nda yeni bazı uygulamalar var. Onu da inşallah sanatçılarımıza yapacağımız toplantıda onu konuşacağız. Yeni bazı uygulamalar var. Mecburen o uygulamaları kaçınılmaz oldu aslında. Evet. Her markada CD'ye basılmasa, diske basılmasa da 10 tane eserin olduğu bir albüm olsun bence sanatçılar. Bir araya evet. Katılıyorum. Yoksa bu sektör biter yani. Evet. Aslında bayram şekeri koymadık ortaya. Bayram olduğunu da bazen unutuyoruz. Biraz böyle ilahi namelere kaydı ama olsun. Albüm de önemli bir mesele. Onu da konuşmuş olduk. Evet. Hacı abi. Hedefte ben varım. Hedefte sen varsın abi. Buyurun abi. Ne dinleyeceğiz abi? Müslümanı cihane em tamam Rabbim piya. Ya. Buyurun. Ya Allah. Cihane em temam Rabbin biya bana binin küfür ha kime deme hemiya hükmü İslam'ı kani bir ama hun nanerin küfri ala fetani hatan ibseri ciya hükmü İslam'ı kani bir ama hun nanerin küfri ala fetani hatan ibseri ciya Hök
mi kuel her deri cihane Be dostanim kapandı be hinev şeytaniya Şe Kur'anim gafur bun ne kokey dosti mene Kayafa bir neseri o dostani kediya Şe Kur'anim gafur bun me kokey dosti mene Kayafa bir neseri o dostani kediya Katan den kiren peçe kupari Yiroguin amed mişin temimin yüzündiya Ziyaret-i evliya Nabine vek kumberi Berajuan dijuine nedir çuvalu baliya Ziyaret-i evliya Nabine vek kumberi Berajuan dijuine nedir çuvalu baliya Rabbin desti febdin hevin vek duvar asi Ve itiye bekenem le fakir o seviya Bizki Kur'an her dem rona yar yame Ki Kur'an'ı girtiye der kefi şer tengiya Bizki Kur'an'ı her dem rona yar yame Ki Kur'an'ı girtiye der kefi şer tengiya Miski Kur'an'ı her dem rona yar yame Ki Kur'an'ı girtiye der kefi şer tengiya Miski Kur'an'ı her dem rona yar yame Ki Kur'an'ı girtiye der kefi şer tengiya Kur'an'ı her dem rona yar yame Ki Kur'an'ı girtiye Derket her tengiye. Kim Kur'an'ı girtiyor? Kim Kur'an'ı girtiyor? Kim Kur'an'ı tuttuysa, yani kim Kur'an yolunda yürüyse her darlıktan kurtuldu. Evet. İnşallah. Evet. Zaten bütün hastalıkların, bütün sorunların şifası Kur'an-ı Kerim'dir. Aynen. Kim onu tutarsa bütün sorunlarından, bütün hastalıklarından, maddi manevi bütün hastalıklarından... Tabii sözler de Seyda'nındır. Buradan kameraman kardeşlerden ufak bir özür dileyim. Sanki benim ufaklık onları fazlasını aziz etti. Kamera arkasında özür diliyorum bu arada. Bir şey olmaz, o yerinde durmuyor. Mahallede de öyle. Değil mi? Evet, Seyda ile ilgili bir şey söyledim. Evet, dedim sözler Seyda'nındır. Evet. Seyda Maramızgin. Maramızgin'in, evet. Evet. Seyda bu arada selamlar ve hürmetlerimizi iletelim. Seyda maşallah. Ama bu çok eski bir eser değil mi? Evet. Evet. Çok Müzgin iki miydi? Üç miydi? Müzgin serisinden olması lazım. İki. Ben de Müzgin'le Hünari hep karıştırdım. Üçtü Allah'a emanet. Üçtü. Evet. Üç. Eski bir eser yani. Evet abi artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Çok fazla bayramı konuşamadık ikinci bölümde. İkinci bölümde hakkını verdik. Evet. İnşallah bundan sonraki günlerde. İkinci ve üçüncü günlerde biraz daha ağırlıklı artık bayramı diğer konuklarımızla konuşacağız. Bu hafta bugün fazla konuşamadık. Ama farklı muhabbetler yaptık, birbirimizle şakalaştık böyle şeker tadında değil mi? Şeker yoktu ama şeker tadında bir atışmamız oldu. Güzel oldu, yüreğinize sağlık. Biz Bilal abiden de bir eser alacağız, ardından sahneyi size bırakacağız. İnşallah. Bütün abiler inşallah hepiniz bir çıkın. Süleyman ben provayı yetişemedim. Aklınıza alardın. Eser sıralama potpourri nasıl yaptık? Spontane mi giriyoruz? Yani beraber gireceğiz spontane. Tamam inşallah. Okuyacağım. Tamam. Güzel. Yani hiçbir hazırlık yapmadan mı? Ben yetişemedim. İkişer kıta alalım o zaman. Tamam. Tamam. Böyle bir eser tadında olsun. Tamam. Bir eser tadında olsun ama öncesinde Bilal abiye sözü bırakacağız. Yine hareketli bir eserle, evet, düğün eseriyle bitireceksiniz. Ey Can Emin eseri. Ey Can Emin. Evet. Buyurun abi.
حاجت واري ورد بسدرامي دلي من حاجت واري ورد بسدرامي أي جاني من جاني من ورد أي هم بالي من بقر من دا محمد بباش حادلي من بقر من دا محمد بباش حادلي من أي جاني من جاني من ورد Sünnetamen her dune evriyamen Kur'an-ı sünnetamen her dune evriyamen Evin ruhu canime evin serhildaname Evin ruhu canime evin serhildaname Ey canimin canimin vere ey hevalimin Bikle ben da Muhammed bebeş hadli Kizu bir civan Verin bir girin durama Vellehne maye zaman Ey bir ayet duva Vellehne maye zaman Ey bir ayet duva Ey canimin canimin Vere ey hevalimin Bikre ben da Muhammed Bibeş hadilimin Bikre ben da Muhammed Bibeş hadilimin Ey canimin canimin ver ey hep alimin Bir de ben da Muhammed bir beş kadimin Bir de ben da Muhammed bir beş kadimin Eyvallah Bilal abi yüreğine sağlık. Güzel bir final yaptın. Güzel bir final oldu. Gerçi daha bir final, büyük var. Final var. Büyük final var inşallah. O büyük finalle nihayete erdireceğiz bugünkü programımızı, bu akşamki programımızı. Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ondan önce Sefla soruyor diyor, ilkini hangi eserle başlıyoruz? Herhalde bir tamamen spontane program yapmamışız. Maşallah. Yok, davet-i İslamiyet'e maşallah ve davet ediyoruz. Tamam. Aha, aynı Selmula. Selmula mı gideceksin? Selmula'ya gidelim. Peki, öyle daha güzel olur. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Katıldığınız için Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Nice bayramlar göresiniz, görelim inşallah. Allah hayrınızı kabul etsin. Mehmet Ali abi sana da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yüreğine sağlık diyelim. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler. Ramazan bayramının birinci gününde bayram sevinci programındaydık. İnşallah yarın ve sonraki gün yani ikinci ve üçüncü gününde de sizlerle olmaya çalışacağız. O zamana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla diyelim ve sözü sanatçı abilere bırakalım. Buyurun. Maşallah, maşallah.
maşallah maşallah bir daveti maşallah maşallah mi mangukun bir şerbeti maşallah 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 bir daveti maşallah maşallah mi mangukun bir şerbeti daveta İslam yeti dine şerefi ümmeti daveta İslam yeti dine şerefi ümmeti beherin bal cenneti maşallah bir daveti beherin bal cenneti maşallah bir daveti maşallah 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 bir daveti maşallah maşallah divan okun bir şerbeti maşallah 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 bir daveti maşallah maşallah divan okun bir şerbeti davetani ömer maşallah bir daveti dur berda tabiler maşallah bir daveti Maşallah bir daveti Kurti menizini beni ay 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 Beni hiç başmeli Maşallah bir daveti Seherde kalktım, efkara daldım Seherde kalktım, efkara daldım Uslanmaz gönlüm, zikire daldım Uslanmaz gönlüm, zikire daldım Dedim hu Allah, dedim hay Allah Dedim hu Allah, dedim hay Allah Zikir dermandır, derman inşallah Zikir dermandır, derman inşallah Uyma şeytana, düşmandır sana Uyma şeytana, düşmandır sana Kulun Rahman'a deyince Allah Kulun Rahman'a deyince Allah Dedim hu Allah, dedim hay Allah Dedim hu Allah, dedim hay Allah Zikir dermandır, derman inşallah Zikir dermandır, derman inşallah rehberime serverime taca serime peygamberime rehberime taca serime tüm serverime peygamberime salli ya rabbi sellim ya rabbi lisan muhammed linnebiye tabi salli ya rabbi sellim ya rabbi lisan muhammed linnebiye tabi فخر عالم نو عرض سما درمان غما پیغمبری من فخر عالم نو عرض سما درمان غما پیغمبری من یار یارای جان جانای نور قلبای پیغمبری من یار یارای جان جانای نور قلبای پیغمبری من Ya Rabbi, sellim ya Rabbi Lisan Muhammed, linnebiye tabi Sellim ya Rabbi, sellim ya Rabbi Lisan Muhammed, linnebiye tabi Bari 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 rahmetin ve bari çiçek bul asalın kafre bir kere bari bari ha ha bari 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 rahmetin ve bari çiçek bul asalın kafre bir kere bari bari seni korte mi civan ha bari 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 bir ukalın isman rahmetin ve bari Rabbin daveti İslam ha bari 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 bugün doğmada Kur'an rahmetin ve Bari 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 rahmet lüvet bari Zitçe bura salihi küfri kül bari 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 rahmet lüvet bari Zitçe bura salihi küfri kül bari bari